Haber Aksi ekranlarından herkese iyi günler. PTT 1. Lig'in 30. haftasında Samsun Spor kendi sahasında Osmanlı Spor'u konuk edecek. Saat 17'de başlayacak karşılaşma. Biz de Samsun 19 Mayıs stadından sizlerin karşısındayız. Canlı yayınla karşınızdayız. Konuklarım var. Spor 55 programının hem yorumcusu hem de moderatörü yanımda sağ ve sol köşemde. Ender Gür ve Atilla Cebeci şu anda bizlerle birlikte. Maçı değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda da yine Samsun Spor Yönetim Kurulu üyeleri, taraftarlar bizlerle birlikte olacak. Avni Demir yine bizlerle birlikte olacak. Hemen hiç vakit kaybetmeden Samsun Spor'un saat 17'de başlayacak maçta Osmanlı Spor'la karşılaşacak ve o maçın ayrıntılarını, yorumlarını hemen Ender Gür'den başlayalım almaya. Çok çok önemli maç. Hafta içinde de yapılan açıklamalarla biraz ortam gerilmiş durumda. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ortamın gerilmesi, Osmanlı'nın açıklama yapması şu bu değil artık işimiz. Bizim işimiz bu akşam burada bir şekilde 3 puanı almak. Buna Manisa maçının öncesinde olduğu gibi şimdi de ihtiyacımız var. Çünkü Alanya mağlup oldu, Antalya berabere kaldı. Adana Demir'in maçı bizden sonra oynanacak. O yüzden sıralamadaki yerimizi sağlamlaştırmak, playoff potasından düşmemek adına önümüzdeki hafta oynayacağımız Adana Demir önemli deplasmanı adına bugün buradan 3 puanla ayrılmamız lazım. Şimdi diğer takımların oynadığı maçları takip etmek tabii ki önemli ama Osmanlı maçının bizim için önemli rakiplerimizden biri olması. Dolayısıyla 3 puanlık değil 6 puanlık bir maç. 50 puan yapmak bu ligde çok önemli olacak bizim için. Osmanlı ile geçen seneden kalan tabii ufak tefek bir takım sürtüşme diyebileceğimiz gelişmeler var. Bütün bunları hafta içerisinde Osmanlı yönetiminin yapmış olduğu bir takım talihsiz açıklamalar da damga vurdu. Ama Samsun Spor seyircisi galeyana gelmez. Samsun Spor seyircisi akıllı bir seyircidir. Ne yapacağını bilir. Bugün de tıpkı Manisa maçında olduğu gibi uzun süredir hasretini çektiğimiz görüntüleri sergilediler. Bugün de yine benzer görüntülerle ben buradan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Manisa maçında oyun kurmakta zorlandık çünkü Manisa takımı oynatmama üzerine buradaydı. Bugün Osmanlı takımının oynatmama üzerine sahaya çıkacağını düşünmüyorum. Oynamak isteyen, kazanmak isteyen iki takım olacak sahada. Dolayısıyla biz oynamak isteyen takımlara karşı özellikle arkada bulduğumuz geniş alanlarda çok iyi top oynayan bir takımız. Bugün Manisa maçından daha kolay geçebileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. İnşallah. Teşekkürler. Evet Avni Demir hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olasınız. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Spor Aksiyon ve Spor 55'in ekibi şu anda Samsun 19 Mayıs stadında canlı yayınla sizlerin karşısındayız. Maç öncesi görüşlere son dakika gelişmelerini sizlere aktarıyoruz. Evet Avni Demir çok çok önemli maç. Samsun Spor'un ilk iki hedefini devam ettirebilmesi ve hatta playoff'taki rakiplerinin puan farkını kapatması açısından da çok önemli maç. Şüphesiz yani gerçekten 6 puanlık bir maç. Öylesine önemli bir maç bu. Tabii bizim yapacağımız nedir burada? Rakipler kazanmış, kaybetmiş, beraber kalmış. Onu hiç düşünmeden sadece kazanmaya kilitlenmemiz gerekiyor. Samsun Spor'un yapması gereken bu. Ve sahadan 3 puanı alabilecek oyunu ortaya koyması gerekiyor. Tabii ki Manisa Spor maçında Ender'in de söz ettiği gibi Manisa oynatmamaya yönelik bir futbol ortaya koydu. Ve başarılı da oldu aslında. Yani Samsun Spor gerçekten çok zorlandığı maçlardan biriydi o maç. Şimdi Osmanlı Spor mutlaka onun da ilk iki hedefi var. İlk ikiye ulaşabilmenin en önemli halkası da Osmanlı Spor için Samsun maçı. Samsun Spor için de aynı şekilde Osmanlı Spor'u yenip ileriye yönelik daha etkili olabilmenin, daha doğrusu o mutlu heyecanı yaşayabilmenin tek yolu da bu maçı kazanmaktır. Ben kazanacağına inanıyorum ama kazanırken de kazanmak isterken de bir kere sağduyulu olmak zorundayız. Sakin olmak zorundayız. Heyecanımızı daha doğrusu kontrol altına almak zorundayız. Sadece futbolcular değil, tribündeki taraftarlarımız da aynı şekilde konukseverliğini ortaya koymalı. Biliyorsunuz Osmanlı Spor'a karşı halle bir kırgınlığımız var. Ama o kırgınlığı tamamen bir kenara bırakmak zorundayız. Kırgınlığı değil, konukseverliğimizi ortaya koymalıyız. Ve bu maçı kazanmanın yollarını takımımıza en iyi desteği vererek sürdürmek zorundayız. Peki Atilla Cebeci, siz neler söyleyeceksiniz? Samsun Spor'un hedefe giden yolda en önemli engellerinden bir tanesi bu maç. Osmanlı Spor 3 puan silme olayından sonra Manisa Spor'u yenerek Samsun Spor moral buldu. Yıkılmadığını şöyle gösterdi. Söyleyeyim. Bu maçta gerçekten çok büyük önem taşıyor. Sen bana mikrofon uzattığın an arkada bir minibüsten komple Ankara Sporlu yöneticiler indi.
protokolde yer almamışlar. Hiçbiri protokol listesinde yok. Herhalde taraftar grubunun içinde izleyecekler aldığım duyuma göre. 40 tane bir bilet satıldığı yönünde geldi. Az evvel içeri girdiğimde futbolcu kardeşlerimden şöyle bir sohbet edelim dedik. Hepsinin bu maçı kazanmak için en üst seviyede olduklarını gördüm. Ofeydu şu anda kadroda. Sakatlığı vardı çünkü. Çünkü maçı artık onlar oynayacaklar. Kadro analizini yapacağız. Onu, maçın Samsunspor'a... Ben şimdi bak Muhammed... futbolcular orada o kararı onlar verecekler. Bizim evet. Verme şeyimiz yok. Biz burada ne kadar konuşursak konuşalım sahaya çıkıp oynayınca. Ben buradan taraftara da sesleniyoruz. Taraftar evet. Sağduyulu olmalı. Çünkü çok gergin bir maç. Biz Ankara'da yaşadıklarımızı unutmadık. Kesinlikle. Biz onlar 400 lira biletleri yaptıkları zaman bir şey yok. Ve 400 liraya bilet almaya gittiğimiz zaman bilet yok diyorlar. Biz 401 lira yaptığımız zaman vay efendim Samsunspor 401 lira nasıl yapar? Böyle bir şey yok. Siz yaptınız, siz başlattınız bunu. Ve Samsunspor yönetimine de teşekkür ediyoruz. Kim bu kararı aldıysa. Çok önemli bir karşılaşma. Biraz sonra yöneticilerimizi de buraya alacağız. Onlarla da sohbet edeceğiz. Ama dediğimiz gibi Samsunspor taraftarının sağduyulu olması gerektiğine inanıyorum. Bu maçta bizi istedikleri gibi galeyana getirecekler. Bizim ağzımızdan küfür çıkmasını bekleyecekler. Sahaya yabancı madde atmamızı bekleyecekler. Biz bunları yapmayacağız. Bu taraftar bunu yapmayacak. Ve geçen hafta taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğu koreografilerle bir ses getirdiler. Yine bu haftada sevgili Ender Gür'ün anonslu olması yine bu taraftarları coşturacak diye düşünüyorum. Samsunspor'a artık bu saatten sonra yaklaşık bir saat gibi zamanımız kaldı. Takıma başarılar diliyorum. Evet dün işte görüyorsunuz Samsunspor'un taraftarlarında maça ilgisi oldukça fazla. Hatta bilet kuyruğunda da şu an yoğun bir yığılma var ve dalga dalga taraftarlar 19 Mayıs stadına geliyorlar. Samsunspor'u bu maçta yalnız bırakmıyorlar taraftarları. Samsunspor camiası kenetlenmiş durumda. Osmanlı Spor karşılaşması öncesi bundan sonraki maçlarda da bu yansıyacak diye düşünüyoruz. Ve dün antrenmandaydık ve Samsunspor Başkanı Erkut Tutu yöneticilerle birlikte takımı bir an olsun yalnız bırakmadı maç öncesi. Adeta Nurhasan tesislerine üst kurdu Başkan Erkut Tutu ve idman sonrasında da gerçekten muhteşem bir fotoğraf bugün Haber Gazetesi'nde sayfalarında yer alıyor. Yardımcı olabilir misin Atilla abi, hemen gösterelim. Evet, Haber Gazetesi'ne özel bir fotoğrafla bu fotoğraf tüm futbolcular, Samsunspor Başkanı Erkut Tutu, Sportif Direktör Coşkun Zeren, Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş, Eren Altın, Teknik Heyet, Personel Malzemesi'nden herkes bu fotoğraf karesinde yer alıyor ve muhteşem bir görüntü. Bugün Haber Gazetesi'nde de yer aldı. Ben size hemen muhtemel kadroları vermek istiyorum. Samsunspor sahaya... Kalede Soner Şahin, savunmada Murat Akgüz, Tuna Üzümcü, Sezer Özmen, Ahmet Burak Solakel forma giyecek. Ki Ahmet Burak Solakel geçtiğimiz hafta sakatlanmıştı. Alnında dikiş olmasına rağmen bu maç için oynamak istediğini teknik direktör Eren Altın'a defalarca iletti. Bu maçta oynamazsam dedi, ben içimde üzülürüm, vicdanen rahatsız olurum. Ve sakat alnında dikişler olmasına rağmen Ahmet Burak Solakel bugünkü maçta forma giyecek. Dün kesinleşmişti ama birazdan net kadrolar da elimize ulaşacak. Orta sahada Hasan Taha ikilisi, onların hemen önünde Eren, Recep Niyaz, Mustafa ve Embille 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Samsunspor. Birazdan Osmanlı Spor'un da muhtemel 11'ini sizlere aktaracağız. Bu arada Samsunspor Başkan Vekili Sayın Ömer Çoruh bizlerle birlikte, canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, muhteşem bir atmosfer var maç öncesi. Saat 17'de başlayacak maç içinde bir gösterge, bir öngörü tribünde herhalde sanıyoruz. Muhteşem bir coşku olacak. Neler söyleyeceksiniz? Samsunspor açısından çok çok önemli bir karşılaşma. Bence her maç önemli. Her zaman söylediğimiz gibi. Ya biz çocuklarımıza gene aynı klişe söyleyeceğim. Çok güveniyoruz. Oldukça iyi bir hazırlık dönemi. Yani günler, dönem derken dönem de değil. Yani birkaç gün tabii diğer maçtan boşluk vardı. Ama moral motivasyon adına her şey mükemmel. Seyirci, Samsun halkı maça eskiye oranla çok çok daha iyi alaka gösteriyor gördüğümüz kadarıyla. Bunlar sahiplenme duygusunun şehirde arttığını söylüyor bana. Ben çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Birlik, beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Samsunspor biliyorsunuz durumunu her şekilde. Fazla konuşmak istemiyorum.
Yani mutlak suretle inşallah Allah nasip ederse lige çıkmak istiyoruz hep beraber. Bu Samspor'un çıkışı değil, bütün halkınla, sanayisiyle, esnafıyla, memuruyla bir üst sınıf demeyelim de üst lige çıkmak kesinlikle, anlamına geliyor kesinlikle. Benim açımdan. Samsun şehrinin bana göre. İnşallah bu maç olumlu olacağını düşünüyorum ben. Yani galip geleceğiz inşallah. İnşallah futbolculara da 3 maçlık periyotlar bir prim vardı, süper prim. Bu da son ayağı. Umarız maçı kazanırlar. İnşallah kazanılır. Ondan sonrasını nasıl düşünüyor yani düşünmek bile istemiyorum. Yani çare bulunur. İnşallah. Bir efor sarf ediyorsunuz. Hem Başkan Erkut'u hem de sizler yönetim olarak yönetim olarak yani bu yukarıdaki yönetimdeki bu güzel görüntü aşağıya personele kadar yansıyor her açıdan. Ya tabii taraftarımızla birlikte yansıdı. Her şey sahaya yansıyor inşallah. Vallahi iyi olacak ya Muhammed. Ben eminim Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Takım çok iyi hazırlandı. O Fiyodu'nun da 18'de olması, 11'de var mı ben de bilemiyorum. Var mı bilmiyorum 11'de gelmedi. Ama muhtemel yedek diyecektim. Evet. Yani ikinci yarı düşünüyor hoca bildiğim kadarıyla. Vallahi iyi olacak inşallah. Hayırlısı olsun diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz biz de. Sağ ol. Başarılar, sonsuz başarılar. Hemen Atilla Cebeci rüzgar hızıyla fırtına gibi gitti. Kadroyu aldı geldi. Hemen az önce bahsettiğimiz kadrodan sanıyorum değişiklik yok. Soner Ahmet Embilla, Recep, Hasan, Mustafa Sevgi, Murat, Tuna, Eren, Taha ve Sezer. Yedekleri de söyleyelim. Furkan, Fatih, Doğan, Musa, Zafer ve Ofeydu. Ali Zorlu da kadroda. Ofiyodu beklenildiği gibi 18 kişilik kadroda yer aldı. Bugünkü Haber Gazetesi'nde yer alan kadronun aynısı. Samspor'un kadrosu. Hemen Osmanlı 11'de 11 tutturabildin mi Muhammed? 11'de 11 tutturduk yani. Evet. Hemen Osmanlı Spor'un da muhtemel 11'ini verelim. Kalede Ahmet Şahin, eski bir Samsunsporlu oyuncu. Caner, Numan, Soro, Muhammed, Tistel, Ragıp, Kerem, Muhammed Reis, Umar Aminu ve Serdar Deliktaş Osmanlı Spor'un da muhtemel 11'i. Umar geçen sezon olaylı bir şekilde ilk yarının sonlarına doğru olaylı bir şekilde takımdan ayrılmıştı ve Osmanlı Spor'la sözleşme imzalamıştı. Bugün de Samsun'a geldi Umar. Çekinceleri vardı, endişeleri vardı ama Samspor taraftarı çok sağduyulu davranacağına inanıyoruz biz. Onu biliyoruz çünkü ifadeler, söylemler bu şekilde. Sadece küçük çaplı bir tepki olması bekleniyor ki normal futbol odur. Ender Hoca'yı görevli olduğu için içeriden rica ettiler. Tamam, son görüşlerini alalım, son sözlerini alalım. Ender Gül'ü de gönderelim. Şunu burada söyleyelim, son görüş olarak Umar meselesini çok fazla kafaya takmayacak Samsunspor seyircisi. Evet. Kaçan balık büyük olurmuş ama Umar'ın çok da büyük balık olmadığını Osmanlı'da gösterdiği performansta görüyoruz. Biz futbol sahası içerisinde ceza almayacak şekilde, fair play'i aşmayacak şekilde ıslıklarla vesaire tepkimizi göstereceğiz ama onun ötesine geçtiğimiz an zaten şu anda her maçtan daha önemli. Az önce ben temsilcilerle yaptığım görüşmede her maçtan daha titiz davranıyorlar. Özellikle Osmanlı maçı olması hasebiyle ısrarla altını çizelim. Buradan seyircilerimize bunu bir kez daha taraftarlarımıza hatırlatmış olalım. Herkes dikkatli olsun. Evet. Ben söyleyeyim. Ender, ilave edeceğim bir şey yoksa. Yoksa ben ayrılayım. Size iyi yayınlar diliyoruz. Anıca Gür sesinle takımı coş, taraftarı coşturmak için Ender Gür aramızdan ayrıldı şu anda. Evet Ahmet Emin, taraftarlar şimdi, da burada. Şeyden protokol türbününden geldim şimdi. Herkesin koltuk arkalarına kimin nerede oturacağına dair ilk defa yazılmış büyük harflerle. Bakan gelecek büyük bir ihtimalle. Evet, Gençlik Bakanı, ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın da maça gelmesi bekleniyor. Çünkü 5 tane korumanın yeri, koruma diye yazılmış oraya, bakanın yeri var. Yine düşündüğümüz gibi, bildiğimiz gibi Samspor'a destek veren Sayın Fuat Köktaş'ın gelmesini bekliyoruz. Diğer belediye başkanlarını da bu maçta bekliyoruz. Çok önemli bir karşılaşma çünkü bu. Evet. Samsun Spor'un hedefine giden yolda en büyük engellerden bir tanesi Osmanlı Spor karşılaşması. Çünkü Samsun Spor'un muhtemelen ilk ikiye çıkılamaması durumunda playoff'taki rakiplerinden bir tanesi olacak. Osmanlı Spor
Geçen sezon yine playoff'ta karşılaşmıştı iki ekip. Samsun Spor rakibini saf dışı bıraktı ve yoluna devam etti. Final oynamayı başarmıştı. Umarız bu sezonda ilk kalan haftalarda son derece başarılı sonuçlar alır Samsun Spor. Osmanlı Spor maçıyla birlikte başlayan grafikte ve ilk ikiden Süper Lig'e çıkar. Ama olmasa playoff'tan tabii ki herkesin temennisi bu yönde. Samsun Spor ligin ikinci yarısında kendi sahasında puan dahi kaybetmedi. Buraya gelen tüm rakiplerini eli boş göndermeyi başardı Samsun Spor. Tüm maçlarını kazandı. Kayseri Spor, Antalya Spor, Alanya Spor ve Karşıyaka bunlardan sadece birkaçı. Bugün de Samsun Sporlu teknik heyet ve futbolcuların yüreklerini ortaya koyarak sahadan 3 puanla ayrılacağına inancımız tam. Ve bir konuğumuz daha var. Samsun Spor Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul'dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adem Yazıcı bizle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Her maçta takımın yanındasınız, içeride dışarıda. Yine muhteşem bir atmosfer, taraflar dalga dalga geliyorlar. 19 Mayıs'ta muhteşem bir görüntü var. Neler söyleyeceksiniz? Çok çok önemli maç Samsun Spor. Valla bu seyirciyi özlemiştik böyle. Böyle gelmeleri bizim de hoşumuza. Zor bir maç, bizim için de zor bir maç. Ama bizim hedefimiz 3 puan. Takımımızı Osmanlı ne kadar ne olursa olsun burada bu maçtan 3 puanla kapatacağımızdan eminiz. Ama 3 puan alamazsak da şeyin sonu değil. Yani dibi dünyanın sonu değil. Yani berabere de kalabiliriz. Bunun için de küsmememiz lazım takıma. 4 maçımız daha kalıyor final olarak. Alacağız. Yani burada 3 puanımızı alma ihtimalimiz var. Onu alamazsak bile playoff'tan devam eder gideriz. Yapabileceğimiz şey yok. En güzeli galip gelmek. Yüreğimizin istediği galip gelmek. Bu maç için özel bir prim var mı Sayın Yazıcı? Valla ben İstanbul'dan daha uçaktan indim, stada geldim. Yönetim kuruluna görüşme şansım olmadı. Tabii ki vardır. Olmaz olur mu yani? Özel bir prim, tamam. Vardır. Var. Taraftarlar için gerçekten hafta içerisinde Osmanlı Spor kanadından yapılan açıklama ortamı biraz germişti ama Samsun Spor camiası burada son derece sağduyulu davrandı. Samsun Spor Yönetim Kurulu üyeleri camia medya olarak yine bugünkü gazetemizde de var. Haber gazetesi genel yönetmeni Sayın Necdet Uzun da çok güzel Samsun Spor'u anlatan bir yazısı var. Samsun Spor sadece bir futbol takımı değil şeklinde şehrin birlikteliğini kapsayan, sadece Samsun şehrinin başka konularda fikir ayrılığına varmasına rağmen Samsun Spor konusunda birliktelik oluşturulduğuna dair neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu Samsun Spor bizim bir markamız. Birlik beraberlik olmazsa hiçbir başarı gelmez. Birlik beraberlik bizim gazetemizden başlayacak. İleri gelenlerimiz, bürokratlarımız hep beraber olacağız. Bizim küskünlük diye bir şeyimiz kimseyle olamaz. Yani seyirciden de olamaz, seyirciden de. Biz birliktelik olamazsak başarılı olamayız. Onun için bize birliktelik lazım. Beraber olalım, bir olalım. Buradan çıkalım. Hepimiz bunu Bankasya'da değil de birincilikte bir takım seyredelim. Ama birincilikte de çıkarsak inşallah orada da hani gidip kafaya gideceğimiz bir şeyimiz yok. Ortalarda oynayabilirsek, 2 sene sabırlı olabilirsek, ondan sonra Bursa gibi ciddi bir takım oluşturacağımızdan eminiz. Yani bu tabii yönetimde kalırsak, yani birinciye çıkıyorsunuz, bu takımın çok istekli insanlar çıkıyor. Bırakın bilenler yapsın ama biz şunu da yapacağız bakın. Bundan sonra şey olursa bu yönetim kurulu olarak Bankasya'dan birinciye yönetim çıkarmak için hangi takım isterse çıkaracağız yukarıya. Yani bedelle yapacak bir şey yok yani bunda. Şimdi uçaktan iniyorsunuz. 3 gün arayla takip ediyoruz. Biliyorsunuz pazartesi günü Adana'da da çok ciddi bir maçımız var. Bizim için bu maç 3 puanlık bir maç. Seyirciden taşkınlık istemiyoruz. Biz taşkınlık olursa statımızı kapatırlar, seyircimizi almazlar. Biz protestomuzu bağıralım, çağıralım ama şey yapalım. Sağımızı kapatacak bir olay yapmayalım. Önemli olan o bizim için. Bu çok çok önemli. Samsun Spor'un bundan sonraki maçları da önemli. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz biz yayınımıza katıldığınız için. Evet, taraftarlarımız da yine buradalar. Neler söyleyeceksiniz? Çok önemli maç. Ben Tevfik Özkan'ın Tekavak'tan geliyorum. 50 kilometre yoldan. Samsun'u desteklemeye geldim. Ve Samsun için her maçta geliyorum. Yani Samsun için her zaman destekliyorum yani. İnşallah 1-0 olsun, bizim olsun. İnşallah 1-0 olsun, evet. Bizim olsun. Abisi şimdi bilet fiyatlarını 401 lira yaptığından dolayı Samsun Spor Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyoruz. Yani bu bize geçen sene dediler işte 400 yaptılar. 1 lira da Ankara Spor'un büyüklüğünü gösteriyor yani. Osmanlı Spor'a kadar büyük takım ki değeri 1 lira. Peki. Evet, yine ilginç kostümlerle taraftarlar burada. Evet, ilginç kostümlerle. İlginç kostümlerle. Bu maça özel mi bu? Bu maça özel tabii mi? Bu maça özel. Bunu tribünde dağıtacağız zaten. Onunla konuşuyoruz.
Evet. Bu tribünde dağıtacağız. Osmanlı Spor'u dağıtıp buradan yollayacağız. Hiç alternatifi yok. Peki. Evet Melih. Melih abi. Melih. Kardeşimiz konuşuyor. Bafra için kalktık geldik. Samsun Spor için. Ben Samsun Spor'a geçen sene ve bu sene çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. İnşallah bu maçı 1-0 alacağız bugün. İnşallah. Temennimiz o yönde. Melih Gökçe'yi sahaya gömeceğiz. Geçen seneki hırçımızı alacağız. Çentilmenlik içerisinde 2-0 alacağız maçı. Evet, haftalar. Evet, bu sene Süper Lig'de çıkacağız. En büyük Samsun. Evet, gördüğünüz gibi coşku doruk noktada. Her zaman, her yerde. Gördün. 3 puanımızı sildiği için o Demirli Seyim Samsun'da. En büyük Samsun Spor. Evet, taraftarlarımızın görüşlerini almaya devam ediyoruz. Gerçekten coşku var. Herkesin galibiyete olan inancı tam. Sen neler söyleyeceksin? Öncelikle bizim için çok önemli bir maç. Yönetimimizin 401 lira gibi bilet fiyatlarına biçtiği değeri gerçekten yönetimimizi kutluyorum. En başta onu söyleyeyim yani. Ne ekersen onu biçersin devri. Biz Urfa'ya da gittik. Bütün deplasmanlara gittik. Her yerde güzel karşılandık. Diğer takımlar da buraya geldikleri zaman biz de onlara en güzel misafirperliğimizi göstereceğiz. Samsunluyu, Samsunsporluyu Atatürk'e armaya yakışan şekilde hitap edeceğiz. Evet, evet, bizim yolumuz Süper Lig. Evet. Başka bir şey söylemek istemiyorum yani. Bugün maçımızı da alacağız. Çok güzel görüşler, düşünceler. İnşallah olur. Sizin tribünde 90 dakika takımı destekleyin. İnşallah. Samsun, şunu da söyleyeyim ben sana. Türkiye... Bu kostümler herhalde bu maça özel. Bu maça özel, bana özel herhalde. Kim takmışsa güzel takmış onu. Şunu söyleyeceğim ben sahiliyetten. Kaligrafimizi bildiğiniz gibi bütün Türkiye gördü kaligrafimizi. Canberk kardeşim. Evet, Canberk Aydın şu anda Samsun Spor'un genç yeteneği, yıldızı, canlı yayın konuğumuz. Canberk Aydın. Evet Canberk. Form durumunu giderek yükselten. Ama talihsizlerde yaşayan. Atlattım ve Sefa Aksoy. Samsun'un iki evladı, Samsun'un öz evlatları bizlerle birlikte. Sefa Aksoy ve Canberk Aydın, neler söyleyeceksiniz? Çok kritik bir maç. Evet, çok önemli bir maç. Hele bu 3 puan silindikten sonra ilk iki yarışından biraz kopmuş gözüksek de bizim için önemli bir maç. Hem playoff için belki ileride 3 puanımız geri verilebilir. Bunun için de bu maçı almamız gerekiyor. Her an her şey olabilir. Biz arkadaşlarımıza inanıyoruz. Taraftarımıza inanıyoruz. İnşallah bu maçı alacağız. Canberk, sakatlık konusu nedir? Herkes seni merak ediyor. Sefa'yı merak ediyor. Bu sakatlığından ilgili neler söylemek istersin? Şu Samspor taraftarı bu mesajı almak istiyor. Abi çok şükür şu an hiçbir şeyim yok. Takımla antrenmanlara çıkıyorum. Zaten 1,5 aydır bir fil çıktım. Bir A2 maçı oynadım gidip. Ondan önce de oynamıştım zaten. Orada bir tekme geldi. İşte birkaç gün çıkamadım, o kadar. Yani önemli bir şey yok. Takımla birlikte antrenmanlara devam ediyorum. Devam ediyorsun. Evet. Sefa sen? Evet, Sefa Aksoy bu sezon ikinci dönemin başında eski Samspor futbolcu altyapısından yetiştiği takıma geri dönüş yaptı ve talihsiz bir sakatlık geçirdi. Son durumun nedir? Benimki sakatlık değil, karın fıtığından ameliyat oldum ben. Geçti, başlayacağım işte bugün yarın. Maçla ilgili neler söyleyeceksiniz? Gerçekten çok önemli. Maçla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Sadece hakkımızı yiyenlere inat. Hakkımız olan 3 puanı silenlere inat. Bugünden itibaren her şeyi göstereceğiz yani. Biz inandık. Çok büyük düzeyde. Evet. Bir sıkıntı yok bizim açımızdan. Herkes de her şeyi görecek zaten. Peki, çok teşekkürler. Samsporumuzun altyapısında oynayan, Samsporumuza yetişen bu kardeşlerimize kesinlikle önem vermeliyiz. Buradan yönetime, sayın hocama sesleniyorum yani. Yani bunlar bizim canlarımız, bunlar bizim kanlarımız, bunlar bizim asıl kanlarımız yani. Hocam, tam kanlarımız. Hocamız sağ olsun, gençlerle ilgileniyor ama Canberk'i şu anda, yani ben kendi şahsım adına ve grubum adına, maratonda grubum adına söylüyorum, herkes çok merak ediyor. Canberk'i en kısa zamanda yani monte ederim. Canberk bizim her şeyimiz. Geçen sene neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Burada ben hiçbir yargılama yapmıyorum. Hocaya da saygı duyuyorum görüşüne ama Canberk'i ve Canberk gibi kardeşlerimizi kesinlikle sahip çıkalım, savunalım. Bunlar Samsun'un öz çocukları. Peki, umarız Canberk ve Sefa en kısa zamanda takımdaki yerlerini alırlar. Başarılar Canberk, Sefa.
Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Taraftarların Samsun 19 Mayıs stadına gelişleri de akın akın devam ediyor. Gerçekten karşılaşmaya büyük ilgi var. Daha önceki karşılaşmalardan daha farklı bir görüntü var 19 Mayıs stadında şu anda. Bilet kuyrukları çok uzun şekilde oluşmuş durumda. Yine buralardan biz de Haber Medya grubu olarak, Haberaks TV olarak sizlerin karşısındayız. Avni Demir, Atilla Cebeci, az önce Ender Gür bizlerle birlikteydi. Yine takip eden arkadaşlarımızdan var. Selçuk Kaya, Haber Medya grubuna yine burada. Salim Yıldız burada. Maçı yarın Haber Gazetesi'nde en ince ayrıntısına kadar tüm haberleri görebileceksiniz. Kalabalık bir ekiple karşılaşmayı takip ediyoruz. Burada evet Avni Demir. Zor maç tabii ki kağıt üzerinde. Kadro yapılarına baktığımız zaman da Osmanlıspor'un kadrosu da inanılmaz derecede hem yedek kulübesi de daha zengin. Evet. Ama Samsunspor'un da yüreği var. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu kadroyla galip gelmeyeceksin de hangi kadroyla geleceksin? Yani iyi bir kadro. Ben bu kadroyla bu maçta yeter ki sakin olabilelim. Yeter ki performansımızı tam olarak ortaya koyabilelim. Samsunspor bu maçı alabilecek güçte. Tabii bunu alırken de oldukça temkinli olmak gerekiyor. Samspor maça başlarken rakibini analiz ederken dikkatli olmak zorunda, iyi okumak zorunda. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Yeter ki o rakibini iyi okuyabilsin. Özellikle ilk 10 dakikadan sonra eğer iyi bir şekilde Osmanlıspor'u analiz edebilirse Samspor farklı bir galibiyet dahi elde edebilir. Ben buna inanıyorum. Evet, bu arada kadrolar geldi. Ben elimizde hemen okuyalım. Evet, seni biraz dinlendirelim. Muhammed, Samsunspor kadrosunu bir kez daha okuyalım. Kalede Soner, Ahmet Burak Solaker, Embilla, Recep Niyaz, Hasan Kılıç, Mustafa Sevgi, Murat Akyüz, Ayhan Tuna Üzümcü, Eren Toğzu, Taha Yalçıner, Sezer Özmen 11 ile çıkacak. Yedekler kaleci Furkan, Fatih, Doğan, Musa, Zafer, Ali Zorlu ve Ofeydu yedekler arasında görev bekleyecek sevgili izleyiciler. Osmanlıspor'a geçiyoruz. Kalede Ahmet Şahin, Caner, Kerem, Ragıp, Muhammed Reis, Tistel, Serdar Deliktaş, Muhammed Bayır, Bakari Soro, Numan Çürüksü ve Amine Umar. Yedek kaleci Hakan, Ahmet Kesim, Galip Güzel, Bilal Aziz, Erdal Kılıç Aslan, Tugay Kaçar ve Mehmet Yıldız da görev bekleyenler arasında. Şöyle baktığımız zaman Avni abi, yedeklerden bile bir yarım kadro çıkıyor. Benden çok yaşayacağım, ben diyecektim onu. Gerçekten yedekler bile birbirinden üstün futbolcularımız. Fark etmez, hocanın değişiklik yapmada bile zorlanmayacağı bir maç olacaktır. Onun için bu kadroyla Samsunspor yeter ki, yani çoğu maçlarda maalesef yani pek adapte olamıyor. Rakibini iyi okuyamıyor. Analiz etmekte bazı zorluklar çekiyor bazı maçlarda. O zaman kötü oynayabiliyor. Bunlardan biri işte Manisa Spor maçıydı. Bence beklenene veremedi. Bir Adana Spor maçımız vardı. Ordu Spor maçımız, yine Samspor'un iyi analiz olamadığı maçlardı bunlar. Performansı da düşük oluyor haliyle. Onun için Samspor bu kadroda eğer ki gerçek gücünü ortaya koyabilecek bir oyun sergileyebilirse, öyle sanıyorum ki çok yine neticeyle sağdan ayrılacak. Peki, ve yoluna emin adımlarla ilerleyecek. Hakem konusuna gelelim. Barış Şimşek. Ben Barış Şimşek'in geçmişine baktığımda Samsunspor'a kötü bir yönetim göstermediği kanaatindeyim. Şimdi hakem her şeyden önce bu tür özellikle final maçı özelliği taşıyan maçlarda hakemler oldukça temkinlidir. Daha dikkatini verdikleri maçlardır bu tür maçlar. Onun için hakem kendisi için de iyi maç yönetmek zorunda. Onu düşünüyorsa, kendisini düşünüyorsa her şeyden önce bu maçta tarafsız bir yönetimle iyi bir şekilde, iyi bir maç yöneterek en azından adını ön plana çıkartma mücadelesi verecektir bana göre. Peki Ali abi, bir de gerçekten şu playoff'a girmek isteyen takımlar, evet, playoff'a girmek isteyen takımlar birbirinin sırtına yapıştılar, evet, devam ediyorlar. Yani burada iki takım dışarıda kalma şansı da büyük. Evet. Mesela Altın Ordu şu anda 7'de 7 yaptı. Evet, Ordu Spor'u yenerek 7'de 7 yaptı. Sessiz bir gelişi var. Yani evet, şu anda 44 puanı var. Evet. Bir üstteki takımların 47 puanı var. Doğru. Albümü Alanya'nın, ama bizim şu anda bir maçımız eksik. Evet. İnşallah 50 yapacağız. Bu alt sıralarla ilgili neler söylemek isteriz? Burada kopan, bana göre Karşıyaka koptu diyebilirim.
Yani Karşıyaka o yukarıyı tabii ki. Evet, Karşıyaka şimdi iki İzmir takımı vardı. Birisi Altınordu, diğeri Karşıyaka. Aralarında 2 puan var. Evet. Karşıyaka özellikle son haftalarda beklenen başarıyı ortaya koyamayan bir takımımız oldu. O nedenle Altınordu daha ağır basacak gibime geliyor. İlk 6 arasına girebilecekse Altınordu girer. Ha kim çıkar orada? Yani kim düşüş gösterebilir derseniz vallahi Samsun'un 47, Urfa Spor'un 49. Ben Alanya'yı Alanya Spor'un sıkıntısı var. Evet. Alanya Spor'un gerçekten. Maçları, kalan maçları da zor. Evet. Çünkü. Alanya Spor'un yani durumu biraz kritik bir gibi. Enteresan bir şey var. İki tane İzmir takımı burada düşme hattında. Biri mutlaka düşecek. Buca veya Manisa düşecek. Evet. Gelen bir takım var. Göztepe geldi. Göztepe geliyor. Yani evet. İzmir, bilindik Göztepe'miz. Göztepe geliyor. Onlarla. Evet. Şimdi şöyle. Yani iki takım İzmir'den düşerken bir takım da çıkıyor. Orada bir tane İzmir boşluğu kalmış oluyor. Ama yani 4 takımdan 3'e düşmüş olacak yani. Bir de şimdi şu var. Bir de şu var. İzmir'de Süper Lig'de takım yok. Şimdi bakın acı aslında çok acı gerçektir. Türkiye'de yani öyle bir duruma geldi ki. Bakın bugün Kocaeli Spor nerede? Bal Ligi'nde. Bal Ligi'nde. Evet. Ama 20 bir kişi oynuyor biliyor musunuz? Zonguldak da öyle. Zonguldak'ı düşünün. Zonguldak da öyle. Adana Spor'u düşünün. Adana'daki takımları düşünün daha doğrusu. Evet. Yani Adana, Kocaeli, ne bileyim İzmir özellikle. Yani böylesi büyük illerin bir Süper Lig'de bir takımı olmaması büyük bir kayıp. Tabii bunların içerisinde Samsun'da var. Samsun'da yıllardır Süper Lig'de yok. Niye? Bir takım hatalardan tabii bu duruma geliniyor. Özellikle büyük kentlerde takımlarına sahip çıkabilme, daha doğrusu çıkan oranı oldukça düşük oluyor. Her biri topu birbirine atıyor. Kentin dinamikleri işte o yapsın bu yapsın derken plan dışı kalıyorlar. Ve kalınca da takımlar haliyle Süper Lig dışında kalmış oluyor. Bugün işte 4 takımı var İzmir Spor'un ama Süper Lig'de bir takımı yok. Evet. Adana Spor'un 2 takımı var, Süper Lig'de takımı yok. Bunun yanısına Kayseri Spor ikinci takımını, pardon yine 1'e düşecek. Bir takımı var, daha geçen sene 2 takımı vardı. Demek ki Kayseri'de sahiplenme oranı biraz daha fazla. Ha Türkiye'nin sanayi merkezi, Kocaeli. Ya Kocaeli gibi bir yerde bir takımın olmaması kabullenilecek şey mi? Taraftar aslında amatörde de olsa, bal liginde de olsa takımlarına sahip çıkışıyla Türkiye'ye büyük bir örnek olmuştur. Evet. Temennimiz tabii dengeli olabilsin. Ben Muhammed'e teslim ediyorum. Ben çünkü görev adamıyım. Hemen bir şeyler daha, bir yöneticiler falan gelecekler. Tamam, birazdan evet. Canlı yayınımıza Samspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş, Sportif Direktör Coşkun Zeren ve Fikret Yalçın da orada. O da katılacaklar sanıyoruz. Evet. Evet, Fikret Yalçın haber bekliyor Atilla abi senden. Hemen gidelim. Evet, karşılaşma gerçekten çok çok büyük önem taşıyor Samsun Spor'un. Hedefe gitmesi açısından çok büyük engel niteliği taşıyan bir karşılaşma. Samsun Spor'un mutlaka kazanması gerekiyor. Rakipleriyle puan farkını kapatması açısından bir kez daha hatırlatalım. Samsun Spor ligin ikinci bölümünde kendi sahasında hiç maç kaybetmedi. Puan dahi kaybetmedi. Buraya gelen bütün rakiplerini mağlup etmeyi başardı kırmızı beyazlı ekip. Ve bugün de o sonuçlardan bir tanesini daha, yeni bir zafer daha yaşatmak için camiaya Eren Altın ve öğrencileri sahaya çıkacak. O muhteşem taraftarının coşkulu desteğiyle 90 dakika boyunca galibiyet elde etmek için mücadelelerini ortaya koyacaklar Samsun Sporlu oyuncular. Evet, kadroyu değerlendirecek olursak Samsun Spor'un şimdi biraz kadrosunu önce, evet, beklenen bir kadro. Atilla ile de biraz önce değerlendirdik. Evet. Gerçekten iyi bir kadro. Yani şu anda oynayacak olanlar bir yana, yedektekiler bile birbirinden üstün futbolculardan oluşuyor. Yani Erhan Altın'ın daha doğrusu değişiklik yapma gibi bir zorunluluğu ki doğacaktır ister istemez ama zorlanmayacaktır. Hangi birini koyarsa iyi netice alabilecek futbolcular. O nedenle yani gerçekten bu kadro eğer galibiyete ulaşamıyorsa hangi kadro, evet, ulaşacak? Ben o konuda tabii ki mutlaka hiçbir maç önemsenmemeli gibi bir düşünceye kapılmamalıyız. Önemsememiz lazım. Önemsediğimiz maçları da kazanabilmenin yollarını aramamız gerekir. Evet, yine Atilla abi harıl harıl çağırıyor. Hızına yetişemiyoruz. Samspor Yönetim Kurulu üyesi Fazlı Abdik canlı yayın konuğumuz. Evet, neler söyleyeceksiniz? Gerçekten Samspor için artık
3 puan silme cezasının ardından bir diriliş mücadeleleri ortaya koyuyor kırmızı beyazlı ekip. Manisa Spor engelini geçti. Şimdi sırada Osmanlı Spor var. Yani sonu illaki 3-0 3 puan alacağız. Ama bir Allah'ın adaleti var. Bizim haksız yere silinen puanımızı Allah-u Teala bir hafta geçmeden bize geriye iade etti. Burayı idare eden biri var. Onun için bu maçı muhakkak almamız lazım ve alacağız. Alamadığımız zaman zaten sıkıntı büyük. İnanıyorum ki 15 gün içerisinde de silinen 3 puanımız geri iade edilecek. İade edildiği zaman bu ligde Samsun halkının inandığı gibi, topçu, futbolcu arkadaşların, yönetim kurulu başkanımızın, herkesin inandığı gibi biz inanın bu ligde ikinci olarak çıkacağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Her şey 15 gün içerisinde belli olacak. Evet, bu maç kazanıldığı takdirde bu yolda, bu hedef yolunda çok önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Tabii tabii. Eğer dünyada olmamış bir şey oldu. KAS FIFA'da yeniden mahkeme açtı. Bu mahkeme sonucu da 15 gün içerisinde belli olacak. Eğer oradan 3 puanımız bize iade edilirse zaten sıkıntı yok. Evet. Bütün düğüm tahmin ediyorum bizim playoff'a kalma gibi bir derdimiz, sıkıntımız yok. Ama bütün düğüm Adana maçıyla çözeceğimize inanıyorum. Diğer takımların da 3 puan, Adana'nın da 3 puanı silinme durumu var. Manisa'nın 6 puan Adana silinme durumu var. Adana Demirspor diyorum zaten. Adana Demirspor'un onların silinme ihtimali var. Umarız Samspor için her şey çok güzel olur ama İnşallah. Bu maçı muhakkak almamız lazım. Herkes inanmış. Gelirken buraya abim dedi ki Real Madrid 3-0 yenildi. Ben de dedim ki ona burada Real Madrid değil Barcelona olsa burada muhakkak gene yeneriz. Harika. Öyle işte. Bravo, çok teşekkür ederiz. Evet, maçın başlamasına yaklaşık 40 dakikalık zaman kaldı. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Canlı yayın konuklarımız oluyor ve dakikalar ilerledikçe de yine konuklarımız olacak. Evet, Hakkı Başkan Samspor. Hakkı Başkan burada, canlı yayındayız. Buyurun Başkan. Samspor eski başkanı Hakkı Tomaç evet, bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, Sams. Önemli bir gün için geldik. İnşallah şans bizle beraber olur. İnşallah. Çok kritik bir dönemdeyiz. İkincilik şansımız bile var inşallah. Bu maçı alır, Adana maçını da alırsak zannediyorum o şansımızı artırmış olacağız. Ki Samspor'un geldiği noktada çok önemli. Önemli bir nokta. İkinci yarıda muhteşem bir çıkış var. Bu sahada hiç maç kaybetmemiş. İçin bir endişem yok. Yani ilk 6'da inşallah yerimiz sağlam gibi görüyorum, düşünüyorum. Ama Osmanlı maçı ve Adana maçı bizim diğer şansımızı tayin edecek diye düşünüyorum. O da bizim oynayacağımız oyuna bağlı. Çünkü kimin hangi gün ne oynayacağı hiç belli olmuyor. Evet, maalesef. Bir gerilim vardı. Osmanlı Spor cephesinin yarattığı bir gerilim. Ama Samspor gerçekten çok geçen sezondan beri geliyor. Akıllıca bir davranışta bulundu ve hiçbir şekilde karşılık bir açıklama yapılmadı. Beklendi. Çok önemli tabii. O da çok önemli. Taraftara da büyük iş düşüyor. Mantıklı ve takımımızın yanında iyi tezahüretle biz takımımızı desteklersek başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yani kapılmamak lazım tahriklere. Çünkü onların istediği o. Onların istediği olay çıkarmak. Gayet öyle. Evet, ben hepimize bol şans diliyorum. Teşekkürler. İnşallah gülerek döneriz buradan inşallah. Umudumuz o yönde. Evet, Atilla Cebeci. Geliyor, Fikret Bey geliyor şimdi birazdan. Yanımızda olacaklar. Vallahi içerideki atmosferi görmelerini istiyorum. Ben de az önce baktım 5 dakika önce. Böyle bir şey yok. Muhteşem bir atmosfer var. Ben bu arada. Ender Gür de başladı bu arada. Evet. Sese bak ya, Allah vergisi ya. Şimdi bu arada bizim benim programda, Spor 55 programında Sayın Rüştü Araboğlu telefonla katıldığında çok güzel bir mesaj verdi. Dedi ki buradan iş yeri sahiplerine, çalışanlar için lütfen o gün, maç günü 2 saat erken izin versinler dedi. Bu duyarlılığı gösteren bütün iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Yani bugün Perşembe, Avni abi, Perşembe bugün Stad'ın şu anda 4'te 3'lük kısmı dolu. Ne çok güzel bir maraton. Maratonun ve kalorileri yok. Sen de yazmışsın bunu. Evet, bugün Haber Gazetesi'nin yine sayfaların manşetinde Haydi Samsun maça başlığı var. O Samspor taraftarına bir çağrıydı bu. Yine özel sektörde personeline, maça gitmek isteyen personele izin veren firmalar var. Borsan Grup da bunlardan bir tanesiydi. Yine diğer şirketler de var.
personeline izin veren ve Samsun 19 Mayıs stadında bu sezon her zamanki maç, her zamanki atmosferden biraz daha güzel görüntüler var. Taraftarlar gerçekten bilet gişelerinin orası yoğunluk söz konusu. Evet. Yine biletlerini alan taraftarlar da maçı seyredecekleri tribünlere doğru akın akın ilerliyorlar. Muhteşem bir atmosfer. Samsun 19 Mayıs stadında canlı yayınımız da tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarlar tabii maçın başlama saatinin yaklaştıkça taraftarlar da yanımızdan ayrılıp tribünlerdeki yerlerini almaya gidiyorlar. Yine taraftarlardan görüşlerini almaya devam ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Çok çok Bafra'dan geliyoruz. Nerede? Bafra'dan. Evet, Bafra bugün Samsun Spor maçına bir önemli destek veriyor. Bafra'dan geliyoruz. İnşallah Samsun 3 puanı alacak bu maçta. Ben buna inanıyorum. Samsun'un önünü kesmiş çalışanı çok var ama buna kimse engel olamayacak. Bravo. Buna kimse engel olamayacak. Evet, Samsun'un 3 puanı alacak yani. 1-0 olsun bizim olsun maç. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Fikret Yalçın, evet. Samsun Yönetim Kurulu üyesi Fikret Yalçın bizlerle birlikte. Hoş bulduk. Evet, içeride bir, az önce de girdik. Atilla abi de muhteşem bir atmosfer var ki maç saatine daha yaklaşık 35 dakika var. Evet Muhammed, zor bir maç. İddialı bir maç. Çok çekişmeli bir maç olacağı belli. Biz de iyi hazırlandık. Konsantrasyon güzel. İnşallah 3 puan alır. Adana deplasmanına rahat bir şekilde gideriz. Oradan da iyi bir sonuçla döneriz inşallah. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Bizi kırmadınız. Sonsuz başarılar diliyoruz sizlere. Tabii bu maçın bir evet, diğer Metin Ateş'in önemli bir açıklaması vardı. Evet. Onu hemen aktaralım. Gayet bugün Haber Gazetesi'nde yine yer alan açıklamalardan bir tanesiydi. Ama ondan önce Şirinler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Soykan yanımızda. Ve kızı. Ve kızı, evet ve kızı. Şöyle alalım Mehmet abi. Evet gel Mehmet. Şöyle alalım abi. Evet Salı günü akşam Spor Aksiyon programında da canlı yayına bağlanıp maçla ilgili düşüncelerinizi açıklamıştınız. Biz sadece demiştiniz 90 dakika boyunca hiçbir tahrik edici açıklamalara kulaklarımızı tıkayarak takımımızı destekleyeceğiz demiştiniz. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten maça ilgi de oldukça fazla gibi görünüyor. Şimdi kardeşim Muhammed, öncelikle Samsun'a güzel bir program kazandırdığınız için size gerçekten gönülden teşekkür ediyoruz. Avni abimle beraber beraber programı yaptınız. Besim hocam, daha önce de katılan Ercüment hocam. Hepsine size ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi biz o akşam da söylediğimiz gibi bugünkü maçın önemini hepimiz biliyorduk. Bugünkü maçta üzerimize oynanan oyunları da biliyorduk. Bizi tahrik etmelerini de biliyorduk. Bizim ceza almamız için her şeyi yapacaklarını da biliyorduk. Biz bu konuda genç kardeşlerimizi bilinçlendirdik. Bu konuda genç kardeşlerimize öğütlerimizi verdik. Özellikle bu ırkçı tezahüratlarda uyarıldık, uyardık ve arkadaşlarımızı bu konuda bilinçlendirdik. Şimdi maç saati geldi, çattı. Gördüğünüz gibi ben kızımla geldim. Evet. Bir aile ortamı yaptık, geldik. Kızımı da bu saatten sonra aşılıyoruz artık zaten. Evet. Yani en küçük fanatik Samsunsporlardan bir tanesi. Şimdi zaten birazdan inşallah çekmek nasip olur, bayrağını alıp sallayacak. Çekirdekten yetişiyor, önemli. Tabii konumuz bu değil, konumuz bugünkü maç. Bugünkü maç gerçekten dönüm maçımız. Biz burada Osmanlı'yı yenersek ki yeneceğiz. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bizden sonra da saat 19'da Manisa'nın Adana Demir'le maçı var. Manisa'nın bu maçı yenmesi lazım ligde kalmak açına. Ve geçen hafta izlediğimiz Manisa'ysa bugün Adana Demir'i yener diye düşünüyoruz. Onlar da son kozlarını oynayacaklar. Evet, yoksa kümeye giderler. Yani Manisa'ya da üzülüyoruz. Koskoca bir şehir sonuçta. Şehir takımı. Biz her zaman ne diyoruz? Anadolu takımı, şehir takımı her zaman ligde olsun diyoruz. Bu yönde desteğimiz var. Ve geldik maça. Ya tribünü konuşmaya. Tabii. Biz Şirinler olarak önceden belediye evleri kale arkasında yer alıyorduk. Artık gün birlik zamanı oldu. Gün dayanışma günü oldu. Gün gönül gönüle el ele verme günü oldu. Biz de hep birlikte maratona geçtik. Orada daha fazla kalabalık olsun, daha fazla ses olsun diye. Hatta yönetim, Sayın Başkanımız Erkut Tutu ve diğer yönetim kurulu üyeleri hafta içi bizi arayıp size VIP ve tribününden 50 kişilik kontenjan verdik dedi. Biz orayı istemedik. Çünkü niye? Biz bir bütün olalım. Parçalı yapmayalım. Teşekkür ediyoruz buradan Sayın Tutu'ya bize yaptığı jestten dolayı. Ama biz oraya gitmiş olsak Allah korusun önümüzde Osmanlı Spor'un kulübesi var.
İçimizde taşkınlık olabilir maçın skoruna göre bile. Bazen kain olmak gerekmiyor ileriyi görmek için. Biz de bu jestlerine teşekkür ediyoruz. Ama bize olmamız gereken yer maraton tribünüydü. Çünkü orada birlik günü, günlük günü. Geçen Manisa maçında olduğu gibi hep beraber destek verme günüydü. O yüzden yine maratona geçtik. Oradan hep birlikte desteğimizi vereceğiz. Ve bu maçı rahat alacağız. Manisa'dan ve Ordu maçından daha kolay geçeceğine inanıyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. De size başarılar. Kızım sen bir şey diyeceksin mi? Evet. En büyük Samsunspor. En büyük Samsunspor. Bravo, bravo. Alkışlar. Hadi çok teşekkürler. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Haberaks TV ekranlarında Samsun 19 Mayıs stadının önündeyiz. Canlı yayınımız devam ediyor. Röportajlarımız yine devam edecek. Gerçekten bayraklar ellerde. Samsunspor taraftarı dalga dalga. Hocamızı getirdim. Dalga dalga. Maça geliyor ve sürpriz oldu. Samsunspor teknik direktörü Erhan Altın canlı yayın konuğumuz oldu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, zor bir maç ve yaklaşık 30 dakika kaldı. Öncelikle bizi kırmadınız. Geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz bir aileyiz. Ne diyor? Kırabilir miyim sizi ya? Sağ olun. Hepimiz bir topluyuz. Yani başarı varsa hepimizin üstünde var başarı arkadaşlar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hakikaten kolay maç olmayacak. Zor maç olacak. Her maç gibi. Bir kere çemberin daraldığı bir ortamda. Kaybetmek istemiyoruz. Bütün maçlarımız biliyorsunuz hep konuşuyoruz, her platformda konuşuyoruz. Kazanmak adına kuruluyor. Öncelikle hem futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmak hem de neticeye yansıtmak. Ama bazen öyle bir sıkıntılar yaşıyoruz ki futbolcularımızın üstünde olan bir baskıdan dolayı istediğimiz futbolcu sahaya yansıtamıyoruz. Biz bütün çalışmalarımızı hafta boyunca Muhammed sen de biliyorsun geliyorsun oraya. Hep o doğrultuda. Futbol bir sanattır. Ben futbolcuyum şöyle söyleyeyim. Sanatın güzelliklerini sahaya yansıttım. Ama bazen öyle bir stresin, baskının ve kazanma arzusunun çok ön plana çıktığı dönemlerde futbolcularımız tabii ister istemez sahada bir takım olumsuzluklar yapıyor. Önemli olan bu olumsuzlukları yaptıkları süreç içerisinde benim bu bir numaralı büyük taraftarım o desteği verip onu tekrar sahaya kazandırmak adına güzellikleri yaptığı anda desteğimizi verdiği anda biz bu sıkıntıyı yaşamayız. Biz bu yola baş koyduk. Allah nasip ederse bu mutluluğu, bu huzuru hep birlikte yaşayacağız. Hocam, çok teşekkür ederim. Şartlar ne olursa olsun Samsunspor burada maçı kazanıyor. Kazan. Öyle veya böyle. Kötü oynasa bile maçı lehine çevirmesini sonuca yansıtmasını biliyor. Maç kazanmak istiyoruz biz. Maçı tabii. Bütün can maç kazanmak. Bütün şartlar var. Var. Oyuncularınız da var. Bugün de ayrı bir motivasyon. Babacığımın da vermiş olduğu desteklerden dolayı hiç şey yapmıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hocam başarılar diliyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Baştan sonra mutlu bir şekilde karşılaşacağız. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Evet, Samsunspor teknik direktörü Erhan Altın maçın başlamasına üstüne geri getireceğim. Evet Atilla abi çok hızlısın bu konuda. Getiriyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Samsunspor teknik direktörü Erhan Altın bizleri kırmadı. Maçın başlamasına çok kısa bir süre olmasına rağmen geldi. Canlı yayınımızın konuğu oldu. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Söylemleri de gerçekten çok önemliydi. Taraftarımız için, taraftar için bizleri muhteşem bir şekilde destekleyeceklerine inanıyoruz dedi. Gerçekten de öyle olacak. O atmosfer görünüyor şu anda var gibi. Her şey Samsunspor'un lehine gelişiyor. Dikkat ediyor musunuz? Hava bile Samsunspor'un lehine. Yani maç saatinde gayet iyi bir havada top oynama gibi bir şansa sahip olacağız. Ve seyirci avantajımız var. Bugün stadı yani bu sezonun en kalabalık taraftarı önünde Samsunspor oynayacak. Ve gerçekten inançlı, galibiyete kenetlenmiş bir Samsunspor var. Bu Samsunspor'da bu avantajları, lehine olan avantajları lehine çevireceğine inanıyorum. İnşallah. Maç yarım saat sonra başlayacak. Yarım saat sonra başlamakla birlikte Samsunspor'un sadece stattaki değil, maça gelemeyenleri de televizyon ekranlarında mutlu edecek bir oyun sergileyecektir. Temelimiz galibiyettir. Evet, yaklaşık 25 dakika kaldı karşılaşmanın başlamasına. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Samsun 19 Mayıs stadı önünden birazdan da yine canlı yayın konuklarımız olacak. Arkadaşlarımız görüşmelerine devam ediyorlar. Şu an gerçekten çok hararetli bir ortam var Samsun 19 Mayıs stadında. Evet, davul ve zurna da geldi. Evet. Her şey tamam. Galibiyet coşkusu için her şey tamam. Saat 17'de başlayacak karşılaşmada umarız Samsunspor diğer rakipleri gibi sahayı Osmanlıspor'a da dar eder ve
coşkulu bir 90 dakika tamamlarız. Sahadan zaferle ayrılır, galibiyetle ayrılır. Samsun Spor'un, Samsun Spor camiasının, Samsun kentinin buna çok ihtiyacı var. Bu karşılaşmanın kazanılmasına çok ihtiyacı var. Hem ilk iki iddiasını devam ettirecek, hem Osmanlı Spor'la hem de Antalya Spor'la puan farkını 1'e indirmiş olacak Samsun Spor. Şu anda 6. sırada Samsun Spor, 47 puanı var. Lider Kayseri Spor 62 puanda, dün berabere kaldı. Adana Spor deplasmandan beraberlikle döndü. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Buca Spor maçı 0-0 sonuçlandı. Antalya Spor, Bolu Spor'la kendi sahasında 1-1 berabere kaldı ve çok önemli 2 puan kaybetti. Bir önceki gün oynanan karşılaşmalarda Elazığ Spor, Albim Alanya Spor'u 2-0 mağlup etmişti. Ve bu akşam Manisa Spor, Adana Demir Spor var, maçı var saat 19'da. Onun öncesinde Samsun Spor, Osmanlı Spor'u konuk edecek. Adana Demir Spor 55 puanda, Osmanlı Spor ve Antalya Spor 51'er puandalar şu anda. 5. sırada yer alan Şanlıurfa Spor'un puanı 49, Samsun Spor ise 47 puanla bir maç eksiğiyle 6. sırada yer alıyor. Maçı kazanması durumunda Samsun Spor tekrar 5. sıraya yükselecek. Ama daha da önemlisi, maçın kazanılması durumunda Antalya Spor, Adana Demir Spor ve Osmanlı Spor'la puan farkını kapatmış olacak Samsun Spor. Tüm hücuyla devam ediyor. Avni Demir'le birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Evet, Samsun Spor Divan Kurulu Başkanı Sayın Sadi Subaşı bizlerle birlikte canlı yayın konuğumuz. Evet, neler söyleyeceksiniz? Gerçekten önemli. Valla çok heyecanlıyız. Umudumuz çok fazla. Ben bir şey söylüyorum son günlerde. Federasyonun bizden aldığı puanları rakiplerimiz geri veriyor. İlahi adalet diyorum. Bu maçı 3 puan alıp bitireceğiz bu işi. Evet, büyük heyecan var. Az önce ben de stat içine gittim ve Samspor Başkan Vekili Rüştü Araboğlu çok heyecanlıyım, evet, dedi. Artık dayanamıyorum. Arkadaşlar dedi. İlaç alıp geliyorlar maça. O kadar. Geçen hafta çok zorlandık çünkü. İnşallah bugün erken bir gol atıp maçı erken bitireceğiz. Umudumuz o. Biz de çok büyük heyecan içerisindeyiz. Umarız 90 dakika sonunda sevinci, coşkuyu yaşayan Samsun bunu hak ediyor. Bu kadar sahipsizlikle bu işleri becerecek inşallah. Umudumuz o. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, yayınımız devam ediyor. Samsun Spor Divan Kurulu Başkanı Sayın Sadi Subaşı bizlerle birlikte oldu. Evet Avni abi, salı akşamı da Spor Aksiyon programında çokça dile getirmiştik. Samsun Spor camiasının bu maç için kenetlenmesi gerektiğini, taraftarının sadece ve sadece 90 dakika boyunca tribünde takımını desteklemesi gerektiğini, hiçbir kışkırtıcı söylemlere, açıklamalara evet, ciddiye salı akşamı söylemiştim. Evet, salı akşamı ne konuştuysak hep olumlu bir şekilde bugün maç öncesi gerçekleşti. Maç süresi içerisinde de devam ettiği takdirde Samsun Spor gerçekten hem mutlu olacak hem de mutlu edecektir. Bir coşku var, büyük bir heyecan var. Bu heyecanı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Temelimiz başarıya ulaşmaktır. Evet, maçın başlamasına da Az bir süre kaldı. Biz de yayınımızın yavaş yavaş sona geliyoruz. Evet, içeri gidip çıktınız. Evet. Atıl Ecebeci, atmosfer nasıl? Şimdi içeri gittim. Sevgili Coşkun Zeren'le Metin Ateş sana söz vermişler. Fakat bir gelişme var. Başkan Erkut Tutu stresten hiç kimse benim yanımdan ayrılmasın demiş. Bu nedenle buraya canlı yayınımıza gelemedi. Uğur Tütüneker de eğer canlı yayınımız maçtan sonra devam ederse buraya almayı söz verdi bize, gelecek yayınımıza. Yayınımızın maçtan sonra da devam edeceğini belirtelim. En azından hiç burada noktalayalım. Çünkü bizim de içeride o atmosferi yaşamamız, yerimizi almamız gerekiyor. Haberaks televizyonlarının canlı yayınlamış olduğu bu programlar belki ileriki haftalarda da yine stat önünden devam edeceğini düşünüyorum. Evet, noktalamakta yarar var gibi geliyor. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerin karşısında olduk. Samsun 19 Mayıs stadından canlı yayınla Haberaks TV ekranlarından, Haber Medya Grubu, Haberaks TV, Haber Gazetesi ve tüm branşlarıyla, tüm bölümleriyle Samspor'un her zaman yanında olduğu, bugün de buradayız. Canlı yayında o coşkuyu, o atmosferi sizlere yansıtmaya çalıştık, aktarmaya çalıştık. Evet, yayınımızda emeğe geçenler var. Tabii biz kameralar önündeyiz. Kamera arkasında da çok büyük
emekleri olan kardeşlerimiz var. Sevgili Mustafa, Zeki, Kadir, yine ana stüdyoda olan isimler de var. Samet. Bizlerle birlikte evet, rüzgarın azizliğine uğruyoruz. Biraz yardımcı olabilirseniz. Evet, Atilla evet. Abi, Avni abi yardımcı olabilirseniz. Coşku tüm yüzüyle devam ediyor şu anda. Evet gel. Kardeşimiz bir şeyler söyleyecek. Abi öncelikle tüm Türkiye'de ve tüm dünyadaki Samsun sporlara bu stattaki atmosferi yaşattığınız için öncelikle size teşekkür ederiz abi. Allah'ın izniyle bu maçtan 3 puan çıkartıp abi hem ilk 2'den çıkma adına hem de playoff'tan çıkma adına büyük bir şans yakalamayı umuyoruz abi. Şehirden bütün destek, bu şekilde desteği vermektedir abi. Allah'ın izniyle bu maçtan galip geleceğiz abi. Bütün herkese selamlar abicim. Abicim önce kolay gelsin. İnşallah bu maçtan da iyi bir sonuç alacağız. Çıkışımızı sürdüreceğiz. Silinen 3 puanımızı onlar bizden sildi ama biz söke söke geri Allah alacağız. Bu lig bizim hakkımız. Her sene ayak oyunlarıyla bize elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu maçta bile biz gidiyoruz TFF'ye başvuruda bulunuyoruz. Diyoruz maç saatini 7'ye alın. Hafta içi zaten 2 tane maç var ipi topu yani. Olsa 5-6 tane maç haklılar diyeceğiz ama burada bile bize bir çelme takıyorlar. Bu ayak oyunlarında inat. Biz bu sene Süper Lig'e çıkacağız Allah'ın izniyle. İyi buradan yani. Da 3 puanımızı alacağız paşa paşa. Onlara inat, onların kurduğu bu kötü düzene inat. Biz alnımızın akıyla bu ligden Süper Lig'e çıkacağız inşallah. İnşallah. Evet, eski AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk ve aynı zamanda da Samspor Yönetim Kurulu üyesiydi. Evet, camianın evet. Önemli isimlerinden. Çok önemli maç Samspor açısından. Hedefe giden yolda çok çok önemli bir engel teşkil ediyor Osmanlı Spor. Hem playoff'taki rakibimiz hem evet. De zorlu bir rakip. Neler söyleyeceksiniz? Yani bu yılın belki de en önemli maçlarından biri. Yani ilk 6 kalma anlamında çok önemli bir maç. Sonuç ne olur? Mutlaka puan alınması gereken bir maç. Evet. Ben buradan 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Takımımızın da durumu ortada. Yani sakatlıklar ve cezalıların pozisyonu da ortada. Ama Osmanlı Spor'u mutlaka yenmemiz lazım. Takımımıza güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Yani artık bu şehrin bu kümede kalacak hiçbir zamanı olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka Süper Lig'de olmamız gerektiğini, bu maçı da mutlaka almamız gerektiğini düşünüyorum. Şehir olarak da kenetlenmiş. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Şu fotoğraftan da bugün Haber Gazetesi'nde yer alan evet. Fotoğrafta bunun en evet. Güzel göstergesi. Kesinlikle. Samsun kesinlikle. Yönetimi, futbolcuları kesinlikle. Hepsi evet. Omuz omuza bu maçı bekliyorlar. Tek kesinlikle. Yürek olmuş durumda. Umarız. Yani ilk kez bu kadar bir havayı yakaladık. İlk kez böyle bir kadromuz var son bir iki kaç yıldır. Evet. Yani bu yıl mutlaka çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Teşekkürler. Sağ olun. Evet yayınımız devam ediyor. Ben sizi var ya kaçırıyorum. Yayınımız devam ediyor. Evet canlı yayında Avni abinin sürprizi var. Tekrarınızı. Ama şu anda anten çekmiyor. Merhaba. Canlı yayında. Merhabalar. Abi ben Gurbet'ten geliyorum Almanya'dan. Evet. Şöyle söyleyeyim ben. Benim kalbim Samspor için atıyor. Sağ çocukluğumdan beri. Ne Galatasaraylı oldum ne Fenerli oldum. Herkes Galatasaraylı Fenerli oldu bu şehirde. Ama ben evet. Diyorum ki Samspor değil PTT Lig'de. 5. kümede de olsa ben yine Samsunluyum. Gururla söylüyorum. Çünkü sonuçta şampiyonluklar vardır. Mutlaka. Aslında bu maç bizim için bir final maçıdır. Bütün maçlar final maçıdır. Keşke sahip çıkanlar olsaydı şu güzel kulübe. Çünkü bizim ismimizi taşıyor bu güzel kulüp. Keşke sahip çıkanlar olsaydı da biz bu durumda olmasaydık. Eğer bizim şeyimiz olsaydı. Bizi savunan insanlar olsaydı, gerçek bir Samsun milliyetçiliği olsaydı, doğru yönetim anlayışı da olabilseydi, yönetim, yani o kadar siyaset yani. Siyasi insanlarımız var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yok çok teşekkür ederiz. Yani düşüncelerinizi aktardınız. Yayınımızı çünkü vaktimiz de kısıtlı. Yayınımızın sonuna geldik. Arkadaşlarımızdan biraz yardımcı olalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Katkı olsun diye girdim oradan aldığına geldim. Arkadaşlar olun, biraz yardımcı ederim. Olursanız çok seviyoruz. Sağ olun biz de sizi arıyoruz. Siz taraftarın sesisiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Şu an canlı yayındayız. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Birazdan ilk adım belediye başkanı Sayın Erdoğan Tok bizlerle birlikte olacak. Canlı yayın konuğumuz olacak. Evet maçın başlamasına da sadece ve sadece 17 dakika kaldı. Yoğun ilgi var. Sayın Başkan Erdoğan Tok'un da birkaç dakika içerisinde burada olması bekleniyor ve canlı yayınımızı alacağız. Sayın Başkan'ı konuk edeceğiz. Ondan sonra da yayınımızı sonlandırmış olacağız. Arkadaşlarımızdan
Şu bölümü ekranlara taşımalarını rica ediyoruz arkadaşlarımızdan. Evet, dalga dalga bayraklar ellerde taraftarların, işte şöyle gelirse yoğun bir koşuşturma var. Herkes biletini alan, tribündeki yerini almak için yoğun şekilde koşuyor, çok hızlı bir şekilde. Hareketli anlar yaşanıyor Samsun 19 Mayıs stadında şu anda. Yine de gişelerde çok yoğun bir şekilde çalışma var. Hareketli, çok hızlı bir şekilde Samsunsporlu taraftarlara biletlerini verebilmek için gişelerde çok hızlı bir şekilde çalışma var. Samsunsporlu taraftarlar uzun kuyruklar oluşturmuş durumdalar şu anda. Her şey tamam. Saat 17 bekleniyor karşılaşmanın başlaması için. Samsunspor futbol takımı şu anda ısınma hareketlerini tamamladı ve soyunma odasına gitti. Teknik direktör Erhan Altın son taktikleri verecek birazdan oyuncularına. Samsunspor Başkanı Erkut Tutu soyunma odasında takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yine futbol şube sorumlusu Metin Ateş ve sportif direktör Coşkun Zeren ile birlikte soyunma odasının oradalar. Başkan çok stresli bu maça. Günler öncesinden o da hazırlandı. Takımı bir an olsun yalnız bırakmadı. Samsun şehri kenetlendi Samsun Spor için. Samsun Spor Süper Lig'e koşuyor. Samsun şehri Samsun Spor etrafında, takımın etrafında kenetlenmiş durumda. Samsun şehri tek yürek olmuş durumda Samsun Spor için. Umarız bugün Osmanlı Spor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılır ve yoluna kayıpsız devam eder. Kendi sahasında maç kaybetmeme genelinde devam ettirmiş olur. Birazdan İlkan'ın belediye başkanı Erdoğan Tok. Evet, şu anda Samsun 19 Mayıs stadının içerisine girmiş durumda. Kendi aracını görüyoruz. Birkaç dakika içinde Erdoğan Tok canlı yayın konuğumuz olacak. Samsun Spor'a önemli destekler veren, Samsun Spor'u şehri havaya sokmak için önemli çalışmalar yapan, billboardlarda şehir halkını Samsun Spor etrafına kenetlenmesi için billboardlarda afişler astıran bir başkan Erdoğan Tok. Şu anda kendisi geldi. Yaklaşık 10 saniye sonra canlı yayın konuğumuz olacak. İlk adım belediye başkanı Sayın Erdoğan Tok. Evet. Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Samsun Spor için, şurada kamera Sayın Başkanım. Samsun Spor için yüreğini ortaya koyan isimlerden bir tanesi İlk adım belediye başkanı Erdoğan Tok bizlerle birlikte canlı yayındayız Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah bu maçta olsun. Da yine takımı yalnız bırakmadınız. Evet. Her maçta olduğu gibi neler söyleyeceksiniz? Zor bir maç. Tabii Osmanlı Spor iyi bir takım. Ama ben inanıyorum ki bugün maçta da inşallah 3 puan alacağız. En kötü ihtimal 1 puan alacağız ama ben 3 puan alacağımız kanaati içerisindeyim. Yine geçen hafta da ifade ettiğim gibi, biz ikincilik şansımızı hala sürdürüyoruz. Yani biz direkt çıkma şansını sürdürüyoruz. Ben bu zamana kadar gelmiş olduğum bütün Samsun Spor maçlarını Allah'ın izniyle kazandım. Her katıldım. Evet. Mazeretsiz katılamadığım olmuştur belki ama geldiğim bütün maçları aldık. Bugün de Allah'ın izniyle alacağımız kanaati içerisindeyim. Taraftarımız kilitlenmiş. Kamuoyu kilitlenmiş. Gerçekten Samsun Spor'a sahip çıkma noktasında da çok güzel bir birliktelik oluşmuş Samsun'da. Biz zaten yerel yönetimler olarak, ben geçmiş belediye başkanlığı dönemimde de her zaman Samsun Spor'un yanında oldum. Deplasmanlara gittik. Mesela Adana Demirspor deplasmanına da gidebilir miyiz diye program yapıyorum açıkçası. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü sahip çıkmak lazım. Sahip çıkma zamanı diyoruz. Artık Samsun Spor birinci lige çıkma zamanı geldi diyoruz. Ben takımımıza başarılar diliyoruz. Samsunlu hemşerilerimize de Samsun Spor'umuza sahip çıkmasını hasreten temenni ediyorum ama zaten bir sahiplenme duygusu var. Daha fazla, daha şu tribünleri dolu dolu, tıklım tıklım dolu dolu hale gelmesini inşallah bekliyoruz diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere başkanım. Evet, yayınımızın da sonuna geldik. Maçın başlamasına 10 dakika kaldı. Samsun 19 Mayıs stadından bu kadar. Evet, Avni Demir çok teşekkürler. Maçtan sonra rica ederim. Maçtan sonra görüşebilmek maçtan umuduyla maçtan sonra diyorum. Da yine burada olacağız biz. Evet. Yayınımız devam edecek. Avni Demir çok teşekkürler. Teşekkür Atilla Cebeci'ye çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Atilla Cebeci'ye çok teşekkürler. Ender Gür'e çok teşekkürler. Diğer konuklarımıza, canlı yayın konuğumuz olan isimlere de tek tek teşekkür ediyoruz.
Yayında emeği geçen herkes adına herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. HaberX TV ekranlarından Samsun 19 Mayıs stadından yayınımız burada sona eriyor. Samsun Spor'a yaklaşık 10 dakika sonra başlayacak karşılaşmada sonsuz başarılar diliyoruz. Umarız karşılaşma sonunda da bu görüntüden çok çok daha fazla coşkuyla sizlerin karşısında oluruz. Şimdilik bizden bu kadar.